Bak bu saat oldu, hala ortalarda yok. Yeter Elçin anne ya. Hadi. Önce hangisinden başlayacağımı şaşırdım. Kadir. Hı. Senin neye canın sıkkın? Söyle bakayım bana. Nereden çıktı şimdi bu? Bırak şimdi bana numara yapmayı. Ben senin kokundan anlarım, bilirim. Aslında belli bir olay yok. Hayattan sıkıldım diyelim. Tabii sıkılırsın. Hadi, 40'ına yaklaşıyorsun, hala çöpsüz üzüm gibi dolaşıyorsun ortada. Başlamayın Elçin anne. Başlarım. Tamam, kötü bir şey yaşadın. Ama geçti gitti. Hala aynı yere niye takılıyorsun be oğlum? Elçin anne. Aa, herkesin ödünü patlatmışsın. Kimseyi bu konuda konuşturmuyorsun. Ama bana sökmez. Bak oğlum, berrak yok artık. Duymak istemesen de bu böyle. Berraktan başka ilgini çekecek, evlenebileceğin bir kız yok mu bu dünyada canım? Yok valla. Vardır da sen beğenmiyorsun. Müşkül pesel şey. Kadınlar ne göründükleri gibi olurlar, ne de oldukları gibi görünürler. Ha, yok canım, sen hariç. Hadi oradan. Etrafındakilere bakıp bütün kadınları öyle zannediyorsun. Zaten biliyorum ben sana yapacağım. Ne? Bulacağım gözü açılmadık bir köylü kızı. O su böyle, şu su böyle diyemeyeceksin. Heh, en güzeli. Sana senin tayfan yaramıyor çocuğum. İyiyim böyle Elçin anne, iyiyim. Boşver. Ya belli otel köşelerinde. Bir evin bile yok be yavrum. İçinde uğruna yaşadığın bir aile dolaşmıyorsa ev çok anlamsız bir şey. Bir evin olacak Kadir. Olmalı. Ya ne kadar istediğini biliyorum. Daha yaşın geç değil ki be çocuğum. Umarım. Saatler herkes için farklı işler Elçin anne. Merhaba. Hoş geldin. Trafik mi vardı? Yok. Bazen insanın ayakları geri geri gidiyor. Duygusallaşma Nedim. İş yapıyoruz burada. Senin için konuşması kolay tabii. Ve belli ki niyetin sadece iş değil. Yapma. Neymiş niyetim? Abimden hala nefret ediyorsun. Ve her şey istediğin gibi giderse... Ondan intikam almış olacağım, öyle mi? Değil mi? Çok sıradan bir yorum. Bazen en karmaşık insanlar bile sıradan güdülerle hareket ederler Süreyya. Bu senin için de geçerli olabilir. Saçma. Abimden neyin intikamını almak isteyebilirim ki? Ben bir sürü şey sayabilirim. Ama istersen listeyi kendin yap. Her neyse. İstediğin gibi İtalyanlar tekliflerini biraz daha genişlettiler. İncele. Bence kaçırılmaz. Abim teşvik kredisi için beni sıkıştırıyor. Siz müsteşar beyle ne çeviriyorsunuz? Henüz bir noktada anlaşamadık. Ama kredi için bakanlık onayı biraz geciksin istiyoruz. Hmm, süper plan. Kredi gecikecek. Abim bankaya geri ödeme yapamayacak. Banka otele el koyacak. Ya da abim mecburen elden çıkaracak. Tam o sırada sen de hisselerini bize satınca... Senin imparatorluğun başlayacak. Kendine kızma. Kadim başka bir yolla hak ettiğini sana verir miydi sence? Ya da şöyle sorayım. Sen elinden almadan kendiliğinden verdi mi hiç? Tamam, tamam, tamam. Eski defterleri açmıyorum. Merhaba Selim. Merhaba, hoş geldin. Biz de seni arayacaktık ama numaranı bulamadık. Niye arayacaktınız beni? Teftiş varmış. Emre abi acil hastaneden çağırdılar. O da oraya gitti. Yani sen de boşuna gelmedi. Ya o da tahmin etmiyordu ki. İstersen bekle. Bugün senden başka randevusu yok. Hep bekleyeyim zaten. Hep beni bulayım.
Ne zaman biriyle iki laf edeceğim diye sevinsem. Neyse. Sıkma canını. Gel otur biraz. Hoş gelmişiz. Elçin ablam yok muydu? Havaya kadar gitti. Birazdan döner. Ya benim anahtarlar ondaydı da. Şey için, elektrik tesisatı için. Tamam ama ben nereye koyduğunu bilemem. Gel istersen içeri. Ben adam yemem. Espriydi. Yanlış anladıysan gülmek zorunda değilsin. Teşekkür. Ders kitabı işte. Ya ben roman sanmıştım. Espri miydi? Güleceğim de bir yanlış anlama olmasın. Formundasın yine. Ne için o kitaplar? Dışarıdan lise bitireceğim. Öyle mi? Kendi başına mı çalışacaksın? Yok. Doktor Emre ile arkadaşı yardımcı olacaklar sağ olsunlar. Hı. Doktor Emre. Mükemmel bir genç tabii. Başığız mı? Hı. Elçin ablanın dolabında ağrı kesici vardı. Madem zahmet ettin. Teşekkür ederim. Şöyle biraz enseyi şey yapmak lazım. Şöyle. Boşver, geçer herhalde. İlacı da yuttuk. Bir de avuçlara, şuralara basacaksınız. Allah Allah. Avuçlarla baş ağrısının ne ilgisi var? Doktor Emre mi öğretiyor bunları? Yok. Bizim bir komşu öğrettiydi. Ömer'in, yani eski kocamın da böyle başı tutardı. Avuçlarına bastı mı şıp diye kesilirdi. Uzmanlık alanına girdim yani. Ne şans. İyi, siz bilirsiniz. Tamam tamam. Asma suratını. Böyle miydi? Tam çukura. Daha sıkı. Böyle. Hı? Şıp diye kesecek. Yok öyle değil. Böyle. Böyle. İyice basacaksınız. Canım acıyor ama. Tamam işte iyi. Bir acı öbürünü bastıracak. Teşekkür ederim. Mühim de inşallah bir faydası olur. Ah geldin mi canım benim? Anahtarın şeker tabağının içindeydi gördün mü? Of Ezo. Şeref Usta da gelmedi daha. Baksana gitti güzelim börek. Zararı yok ben öyle derim. Haydi size afiyet olsun. Nereye sohbet ederdik? Sağ ol Elçin ablam da. Evde işim var. İyi günler. Allah Allah. Hadi güle güle yavrum. Sen de bizim oralısın anlarsın. Çok yalnızlık çekiyor insan burada.
Arkadaş falan edinemedin mi daha? Var. Var olmaya var da... ne onların anlattığı seni açı, ne senin derdin onları ilgilendiriyi. Gez dolaş, lalalim o kadar. Kimsem yok aslında. Yalan söyleyeyim. Gorkudan kimseyle görüşemeyim Selim. Emre abi arayayım. Bir arayayım. Yok arama. O da çare değil zaten. Sonuçta bir doktor arkadaş değil ki. Ya sen çıkacaksan ben tutmayayım. Yok. Biraz hava alacaktım. Öyle.